Gerçekten berbat. Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşadığını belirten Nuriye Öztürk, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Öztürk, Başkan Çerçioğlu'nun kendisine verdiği sözleri yerine getirmediğini ve yanına gittiğinde ise kendini tanımazlıktan geldiğini söyledi. Pazara hiçbir denetleyen yok. Sahurda mesela gerçekten kahvaltı türü yiyorsun, bir peynir dünya parası. Şu belediye mesela bir yumurta 15 tanesi 40 lira 50 lira. Koştura, yani sahurda yiyebileceğin yumurta bile öyle. Oldum. Evimde iki kere ağırladım, toplantı yaptım. Ama şu kadar faydasını gördük mü teyze de maalesef hiç görmedim. Ben kirada oturuyorum. Emekli maaşından geçiniyorum. Evim doğalgazsız. Bana kömür niye göndermiyorsun sen? Ha? Değil mi geleni kızıyorum ve söyleniyorum. Sakın ki Özlem'e oy vermeyin diye. İsterseniz siz de kırılın bilemem yani. Anladım. Yani yapacak hiçbir şey yok. Teyze iki kere evinde ağırladın söyledi Özlem'e. Evet. Girne Mahallesi. Başkan olmadan Girne Camisi'nin karşısında oturuyordum köşede. İki kere evimde ağırladım. Ve bugün çok yağmur. Ve her grubuna, her toplantıya gittim. Tamam mı? Oğlum işsizdi. Bu benim gelinim, eşi. İşsiz. Daha hala da öyle. Ama şimdi kayınvalidemi bulmak zorundayız. 58 yaşında pardon. Benim oğlum cilt hastası. Bak ben de cilt hastasıyım. Kahvede çalışıyor 2-3 kuruş parayla. Kapısını vardım ben. Abla dedi ben seni dedi işe alacağım oğlunu dedi. Söz veriyorum dedi. Kapısını vardım başkan da yüzüme bile bakmadı. Başkan oldu o sözler unutuldu tabii ki. Yani. Ölümü geleni de söylüyorum, arkama gideni de söylüyorum. Ne söylüyorsun abla? İyiliğini söylüyorum. Nesini söyleyeceğim? Yaptığı hareketleri söylüyorum. Kimseden oy verme diye. Yani o kendi yiyip de böyle şişmek değil o. Tamam mı? O gel başkan olduğu zaman kaç kiloydu, şimdi kaç kilo? Çok yanlış kişiye uğradın, çok dolu. Çok doluyum. Yani gerçekten çok doluyum. Ben 17-18 kilo verdim. Üzüntümden hasta hale geldim. Şu yüzlerim haline bak. Yani beni belediye kollamayacaksa devleti nerede bulayım ben? Nereye gideyim? Cumhurbaşkanı yanına mı gideyim? Nereye gideyim? 3 kişilik bir aileyiz. Eşim, ben, şey kayınvalidem. 400 liradan aşağı, 350 liradan aşağı su faturası ödemiyoruz. Önüme geleni de söylüyorum, arkamı gideni de söylüyorum. Ve Aydın'ın yerlisiyim. Aydın'ın yerlisiyim. Su faturası ama bu yapılmaz. Tamam mı? Ben 350-400 lira su faturası ödüyorum. Bir su kullanma değil. O para, bu para, o para, bu para hepsini dolduruyorlar oraya. Ayıp, günah. Şu halka bak ya. Şu halka bak. Tamam çocuğum. Teşekkürler.